Galatasaray derbide beklenen futbolu ortaya koyamadı. Kemal abi dediği gibi, Güven abi dediği gibi takım mı yetersizdi? Torrent mi yetersizdi? Torrent bu derbinin önemini anlayamadı diyenler de var. Siz ne dersiniz derbi için? Valla çok şey söyleyecek bir şey yok. Herkes söyledi yani. Ne söyleyeyim ki derbi <laughs> Soruyorum. Güven abiye kalsa Torrent'i Galatasaray'da bırakacak suçu yok diyor. Torrent'i <laughs> yanında yer alıyor. Yani Fener Beşiktaş yapmış. Yani Galatasaray camiasına diyor ki Güven Taner Torrent'in suçu değil bu. Fatih Terim'in suçu diyor. Bu takım Fatih Terim yaptı. Doğru. Ee, yani Fatih Terim'in takımı gerçek, testi Ama arada. bir gerçek Fatih Terim o takımla Avrupa'da yenilmeden bir takım bıraktı. Hı. Ben Hı. öyle değerlendiriyorum bunu. Torrent'e sana bir resim verdim. Resmi verebiliyorlar mı? Hazır. E, göstersin arkadaşlar. Tolga onlar Bir görüşe edelim resmi. Bir resmi Buyurun. bakalım. Bir şey sana Arda söyleyeceğim. Bir resmi Bey. Kemal abi anlatacağım. Resim burada. Bakıyorsun değil mi? Bu giren oyuna Arda Turan. Arda değil mi? Evet. Abi? Elinde kağıtla 84. dakikada ne anlatıyor Torrent? 2 0ta mağlup Galatasaray <laughs> takımı. Eşim. ne diyor? Ama sen... Maçı çevirmek istiyor mu yani? Şimdi bak, Soruyorum. Sen, sen Buradan ki... bu, bu oyuncu, He. bu oyuncu Torrent'in tuttuğu, savunduğu, 2-1 Barcelona'nın kazandığı maçtan sonra gidip yan kulübede zaferi onlarla kutladığı takımın oyuncusuydu Barcelona'nın. Dur beni ağzından tamam aldın. Onun oyuncusuydu. Katalan dedin ya. Katalan de Barcelona'da Barcelona'nın oyuncusuydu. Bak ne anlatıyor. 84. <laughs> dakikada resmi kaldırdınız galiba. Geliyor Değil mi? Yani. Gelsin yeniden. Ay. Bir bakalım orada. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? <laughs> ben merak ediyorum. Bir teknik direktör 84. dakikada takım 2-0 mağlup. Tamam mı? Değişiklikleri yapmışsın. Eee 84'te Morutan baba e, Morutan Gomez çıkmış Arda girmiş. İkisi aynı tip oyuncular değil. Ne anlatıyor Torrent? Bana bir anlatsınlar Ar yani. Hayır. He? Sana anlatsınlar evet. da keşke Arda evet. telefonla bağlansa da bana şunları söyledi evet. dese... <laughs> Çünkü yani normal karşıyım Güven abi kusura bakmasın. Çünkü Güven abi <laughs> Fatih Terim'i hiç sevmez. Çünkü Fatih ya, Terim'i şemsiyesinin altından çıksın diye geçmiş dönemde söyledin. Galatasaray Fatih Terim üzerine gittin... Ben bir Galatasaraylı olarak ...bana Fatih Terim'in yaptıklarını asla unutmam. Bir gazeteci olarak. Bana kazandırdıkları şampiyonluklar... ...kazandırdığı kupalar, UEFA kupası... 3 defa milli takımına götürmüş. Ben o yüzden dolayı bu görüşe katılmıyorum. Bir 12'lik maçına çıkmış... ...bir 10'da 4... ...10.14... ...puan ortalaması yapmış. En az 10 maça çıkmış... E, ...hocalar arasında... ...en kötü hissesiye sahip 3. hoca. Brandelli Hacı ve... Bu. Domenech -Torrent. Domenech Torrent. Bana ne anlatıyor maçtan sonra konuşmuş. Maç dengeliydi. Adamlar bir hata girdi gol yaptılar. Sonra bir de hata yaptı gol oldular. Şu oldu bu oldu. Ya sen ne yaptın? Sen <laughs> ne yaptın? Sen ne yaptın? Biz <laughs> görmedik mi senin oynatamadığını takımı? Müdahale ettiğin olay bu 2-0'dan sonra oyuncu değiştiriyorsun. 84'te Arda'yı sokuyorsun ve üstelik Arda'ya ders veriyorsun orada. Diyorsun ki hararetli bir çekme resme bak. Anlatıyor <laughs> diyor ki buradan basın diyor. Maç 0-0. Arda oyuna girecek oyunu çevirecek. Arda dinlemiyor onu ya. Arda dinlemiyor. Senin Türkiye'de Barcelona'ya Atatürk Amat'taki şampiyonluk ve başarılarına gitmiş. Hattrick yapmış Barcelona takımında. Git lo şey müzesine Barcelona'nın. Burada oynayan oyuncuların resimleri var. Biliyorum. Canım. Tamam mı? Ben Fatih Terim'in eee Ligdeki başarısızlığı var. 5 maç operasyon yapılmış Galatasaray takımına. Futbol Federasyonu pazarlık yaptı şeyle e, Galatasaray başkanıyla. Ben yazısını yazdım bu ülkede. Yazı duruyor orada. Hangi başkan? Ayrılın. Var? Bunlar. Ayrılın evet. Fatih Terim düşmanları vardı federasyon içerisinde kavga ederken. Ben hocanın yaptıkları hataları söylüyorum. Evet bu takım o kurdu hatalıydı. Sen yönetim kurulu başkanısınız. Siz ne izin verdiniz bu transferlere? Verdi mi Ünal Aysal? Eleştiriyorum. Verdi mi Faruk Süren? Verdi mi Dursun Özbek? Kurdukları takımda şampiyon oldu. Niye bu... Şunu söyleyemediniz. Ben Galatasaray Başka. Hoca bir dakika bu değişikliklere gitmemiz yok. Biz geçen sene bir golle şampiyonluğu kaçırdık. Bize üç tane adam alalım buradan. Onunla işi bitirelim. Niye Romenlere gidiyoruz alıyoruz? Almasaydın yönetim olarak niye müdahale ettin? Şimdi ağlamanın anlamı yok. Sen yönetim olarak hoca biz Yunus'u veya şeyi göndermeyelim mi, Emre Akbaba'yı. Bizde kalsınlar. Niye oyuncu transfer edelim? Niye Yunus'un yerine aldığın Barış Alper Yılmaz hala oynamıyor? Dorentin de tercih olmuyor. Peki devre arasında sana pulgar gelmedi mi? Senin görevin Diavare istemiş beyefendi. Torrent efendi almamışlar. Pulgar'a sırtın dönüyor. Fiorentino e soruyor kardeşim oynatmayacaktınız. Niye aldınız? Bize kalsaydı başka kulübe verirdik. Tabii. Şili mini takımı soruyor. Diyor ki neden diyor bizde oynayan adam sizi oynamıyor diyor. %79 küsurla başarılı oyun seçilmiş maçın oyuncusu. Soruyorum sen. Sen niye oyuncuyu kazanmıyorsun? Niye Çiçil daha iyi oynatıyorsun? Oynat o zaman Pulgar'da orta sahada. İşte kazan, bir orta saha işte İşte kazanacak işte Arda'yı 84. Tabii 84'te Arda'yı sokuyor ve alay eder gibi sokuyor. Tabii. Alanya'daki son dakikada soktuğu gibi. Ayıp ya. Ayıp. Ayıp. Senin takımında oynamış oyuncuya bu saygısızlığı yapma. Laf olmasın diye Arda giriyor ve oyuna çıkıyor. Girmese problem olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Kemal abi oyuna farklı geldiği günden bir farklılığını ortaya koymamış ve konuşma yapıyor. Gelecek sene bana 7 oyuncu alırlarsa. Kaç? 7 oyuncu. 4 tanesi klas olursa ben Pep Guardiola gibi Galatasaray oynatıp garantini, garantisini veriyorum diyor. Sen hangi takımı Pep Guardiola gibi oynattın ki? <laughs> Ama onda suç değil. Onda mali kongrede bizimle alay edenler bizim fikrimizi alay etmeye çalışan suçu çıktılar. Fatih kazandığı kupalar, şampiyonluklar. Yanına da Torrent'i kazandığı şampiyonluklar yapıyor. Hepsi yardımcısı Pep Guardiola'nın. Ne kazanmış Alar, Pep ya? Guardiola, Pep Guardiola kazanmış. Bizim gözümüzü böyle boyayıp biz yanlış öyle getirmedik diyorsunuz. Adam nerede çalışmış ya? 9 Kasım 2020'den beri evinde oturuyor bu adam. Kaç? 9 Kasım 2020'den İki beri. İki senedir. Bak ne Barcelona'nın akademisinden teklif almış. Ne İspanya Ligi'nin alt liglerinden ne üst liglerinden gel bize ocağı al diye teklif almış. Kim Brez, buldu bunu Brezilya ya? Brezilya'ya gitmiş çalışmış. He? Brezilya var Git Ne olmuş? Kovulmuş. Doğru mu? Doğru mu? Kaç Doğru. baş yenilgi almış? Ortada. Siz bunu gönderiyorsunuz, yapıyor Bırakın o zaman Fatih kalsın. Neyse sonucu görelim. Sezon sonuna kadar. Ayrılırsınız. Bundan daha kötü olmazdı Terim'le devam etmek. Açık konuşuyorum. Bundan daha kötü olmazdı. Madem bu takımı sen yaptın Fatih o zaman bu takımın bedelini sen öde derdin ona. Geldi ilk gün maç kazanıyorsun. Senin oluyor. Kaybediyorsun. Bu takım benim değil diyorsun. Tabii. o <laughs> e, kazanırken senin takımın bu Beştaş maçını kaybediyor ya. Takımı bozdu. Sahne oyuncusunu figür fegülüyor oyundan çıkar devre arası. Ya adam niye çıktığını bilmiyor. Sakattı diyor doktorlar. Sakat dediğin adamı Antep'e götürüyorsun. kulübede oturtuyorsun. Sakatsa götürme. Sakatsa başkasını hiç... al. Tabii. Doğru. Kulübeye bile oturtmaz yani. sakat. Yani anlatmak istediğim bu. Genel anlamda Galatasaray kötü bir sezon geçiriyor. Galatasaray'ın buradaki sorunu bu değil. Galatasaray bu sene bu ligi 12. 14. kapanır. Bir problem değil. Galatasaray dibe vurmuş durumda. Bundan sonra Galatasaray'ın 30, Eyl 30 Nisan'da yapılacak seçimi çok önemli. Galatasaray'ın bu parasal borçlarını ödeyebilecek kimlikte mi bu yönetimler? Ben ona merak ediyorum. Merak ediyorum. İki tane olay var o bir yerde. Bugün bu tartışmalar var. Ben 30 Nisan'da bu seçimin yapılacağından iddiasındayım. Ama bir gerçek var. Yapılamayacağından. Yapılacağından iddiasındayım ama bir şey yani. duydum bugün. Ben de Galatasaray'la konuşuyorum. Seçimi yaptırmamak için çaba sarf ediyorlarmış. Kim? Bilmiyorum. E, başkan. Bu açıdan ve hayır, mi? deniyorlar ki Burak Elmas'ın devam etsin. Hekime kadar devam etsin diyorlar. Burak Bey de devam etmiyor şu anda. Şimdi buna dönelik bir çalışma olduğu söyleniyor. Bir. Hı hmm. İkinci şık şundan kaynaklanıyor. Şimdi Metin Bey'le bugün görüşme yaptım. Konuştuk seçim konusunda bir sorun yok dedi Metin Öztürk Bey. Başka adaylarından biri. Ama bir iddia var Metin Bey. Bak burada size söylüyorum. Demişsiniz ki Haziran'ı erteleyin bu seçimi diye. Eğer bu doğruysa o Cuma günkü toplantıda ben böyle tiyatro oynanıyorsa onu da bilemem. Çıkın konuşun. Çıkın konuşun yani. Bak açık konuşuyorum yani kredili hiçbir zaman için ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Galatasaray başkanlığı gelecek insanların kasa koyulaylarını sağlayabilecek eğer kredi limitesi yoksa bunu yapamayacaksanız lütfen gelmeyin. Çok net söylüyorum. Çok gelmeyin. 5 ay sonra tekrar seçime götürmeyin Galatasaray'ı. Tıpkı Ünal Aysal gibi 2 evet. sene seçimden sonra başarılı ekibini bozdu. Kendi yeni bir yönetim kurdu. Riva ile ilgili yetkiyi alamayınca 5 ay sonra seçime gitti Duygun Yarsuvat geldi. Aynı işleri Galatasaray yapmayın. Yani yeterin ya. Yani Galatasaray'ın yeni sezona toparlanmış bir şekilde girmesi lazım. Bu takımı ben bununla ilgili değil ki mesela şampiyonluktan bahsediyorlar. Ben 3. hafta söyledim Ender Bilgin Şahit. Doğru. Takım oyunda bu takım şampiyon olamaz dedim. Belli o gün Galatasaray'da yargılayanlar Romenleri eleştirdiğimde beni yargılayanlar şimdi işte benim yolumda yürüyorsunuz. Bir özür dilemesini de bilmiyorsunuz. Bir özür dilemesini de bilmiyorsunuz. Yazları yazdınız. Karşıyım diye özür dilemesinde bilmiyorsunuz. İki Roman, Galatasaray'a atılmış kazıktır dedim o zaman. Net programlarda, kayıtlarda var. Ben söylediklerimin arkasındayım. E ne oldu? Barış, Alper, Yılmaz. Kim abi? Nereden aldınız? Neyin nesidir? Kaç maçta oynamış Galatasaray? Golü yok ya. O flash transferdi. <laughs> <abi. gülüyor> Çok konuşuluyordu transfer döneminde. O gibi. flashlar eski fotoğraf makinelerinde var biliyorsun kocaman. Ya yani Keçi evet, Keçiören'de çok konuşuluyor. Bana Keçiören hangi ligin takımı? Sana uydu mu bu? Sen uğraştın Kerem'i yarattın. Ben evet. şunu söylemeye çalışıyorum. Aldın iki tane roman. Berkan'ı aldın. Ne var ne ne oynuyor? Aa, Aa. Milli takımı sol beki, evet. sol orta sağ Ben oyuncu. bunu anlamadım ya. Almanca <laughs> Alman dili bildiği için alıyorsun. Sen İrfancan Kahveci'yi almıyorsun. <laughs> Kunsef efendi. Niye almıyorsun? İrfancan daha yaratıcı bir oyuncu bu milli takım için yer alacak bir oyuncu da almıyorsun. Ve bunun hesabını sormuyorsunuz Halil Bey, Halil Top. Sormuyorsunuz niye almıyorsunuz diye. Yani kendi kafanıza göre takım yapamazsınız. Galatasaray'da da bu şekilde. Düşün, bo saçı Boy gelmiş. Omar oynuyor ya. Omar ekmeni taştan çıkarmaya çalışıyor. Ama bir gerçek var ki Omar artık Futbol oynama konusunda yeterli değil ya. Abi, uzun Bunu, süre ara verdi. Bir de. Ya çok uzun süre ara verdi. Orada oynamaya çalışan bir sabek, oynamaya çalışan oynayan değil. Anolta büyük para verdiniz. Hollanda mi takımı sol beki? Arada sırada bir takım patlamalar yapıyor. Kalitesi var bu tartışmıyorum. Ama Galatasaray'ın diğer oyuncuları bu baktığımda ne Ömer Bayram ne Berkan ne Taylan aynı hataları defalarca yaptılar gösterdim. Bunlar Galatasaray oyuncusu değil ya. Aldınız Oğulcan için kavga ettiniz adam Eyüp'te de oynuyor. Tamam, Eyüp'ü e kiraladınız ya. Fatih Hoca Niye kavga mı? ettiniz Allah aşkına? Fatih Hoca istemedi mi bu işi? Almasaydınız onun döneminde, alındı. Onun döneminde geçmiş dönemde alındı yani, o. Geçmiş dönemde alındı. İstisna kaydıyı Sorun var fark etmez o onun da hatalı Oyuncular da, var, o da hatalı. hatalı, hatalı bir transfer. Bunu söylüyorum hatalı transfer. Ne yaptınız Aytaç'ı aldınız bonservisi yok diye nerede oynuyor? Göztepe'de oynuyor doğru mu? Sizin oyuncunuz olmadığını defalarca söyledik. Yani Galatasaray yönetimi bunun hesaplarını yapmadınız. Kafanıza göre transfer yaptınız. Sadece Fatih Terim bu takım kurmasından dolayı, tercihlerinden dolayı hatalıdır ama bu hatadan kendinizi soyutlayamazsınız. Çünkü parayı siz verdiniz. Siz bu transferlere okay verdiniz. Vermeseydiniz geçmiş dönemde bazı transferlere yönetimler Fatih Terim istediğine vermediler. Vermediler, almadılar. İki sene evvel bahsediyoruz. Ömer şey diyor ki biraz diyor forvet olsaydı Kemal abi altı olurdu maç diyor. Peki Galatasaray'ın on kurulu kadrosu olsaydı ne olurdu bu maç? O günkü kadrosu. Galatasaray tersini yapardı. Galatasaray tersini yapardı. Siz takımı zayıflattınız. Siz takımın kalitesini aşağıya çektiniz. Sorun bu. Bir tek söyledik burada Torrent Efendi'ye. Hiç bilmiyorsan Barcelona maçını oyna dedik. Barcelona maçını oynadığın oyunu oyna dedik. Onu bile oynatmayı planlayamadın ya. Çıktın diyorsun ki maçtan sonra o vardı bu vardı. de Diyorsun ki bu proje lazım. Evet. Türkiye'den insanlar yarınki maçı kazanırsa unutuyorlar. Proje. Ben hiç büyük takımların proje yaparak hazırlandıklarını görmedim ya. Yani bugün Pep Guardiola senin durumunda olsun bakalım Manchester kalıyor mu? Hadi bakalım bu duruma Mümkün gelsin Manchester kalıyor mu? Mümkün değil.